pazarı, buğday meydanı diye de geçiyor. Yeni yeni daha esnaf kepenklerini açıyorlar. Ticarete başlayacaklar. Burada bütün aramış olduğunuz yöresel, amatörce yapılmış yöresel ürün kuruları diyelim. İşte kayısı kurusu, armut kurusu, dut kurusu, çemiç dediğimiz. Bunların hepsini organik olarak burada bulmanız mümkün. Hoş bulduk abi. Evet, bu derik kurusu basmaca deniliyor. Bunun bir adına da Çamalık yöresinde. Bir de bunu, bu da organik bir ürün. Erzincan'a uğradığınızda burayı mutlaka görün. Burası hem otantik, aynı zamanda otantik bir görüntüsü var. Aynı zamanda da evinizde aileniz için alabileceğiniz organik ürünler. Yine buğday pazarında başka bir ürün tezgahı. Burada da görmüş olduğunuz gibi yine aynen yöresel organik ürünler. Aşağı yukarı hepsi evde, elde kurutma dediğimiz sistemle tamamen organik. Burada yine kayısı kurutmaları. Kayısı kuruları. Burada dut kurusu, çemiç diye tabir ediliyor. Yine burada kuşburnu. Pestil. Kuşun arasına ceviz sanırım. Bunlar da normal klasik. Ben üstü yer kuruyorum işte. Ama organik olanlar buranın asas. Erzincan tahıl pazarının birinci özelliği birçok ürünün organik olması. Köylüler tarafından yapılıp bu pazarda sergilenmesi arkadaşlar. Yine burada kuru fasulye. Burada Erzincan şeker fasulyesi de meşhur diye geçiyor. Buyurun. Hacı abi, genelde bunlar hangi yörenin? Erzincan'ın. Erzincan'ın. Bazı kayısılar Malatya'nın. Kayısılar Malatya'nın. Ama sadece tatlı kayısılar. Erzincan'da da kayısı oluyor değil mi? Tabii, Erzincan'da tabii. Da güzel kayısılar tabii, oluyor. Tabii. Yani Erzincan. Yani genelde Erzincan'da sadece şu iki bazıları Malatya. Anladım. Yani Erzincan'ın meşhur tahıl pazarı evet. Burası. Burada yani, genelde organik ürünler evet. Pazarlanıyor. Evet. Oğlum, teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler. Eyvallah.